Şanlıurfa temasları kapsamında Harran ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'la birlikte ilçenin tarihi yerlerini gezen Erbaş, Harran'ın tarihi, kültürel ve manevi atmosferine hayran kaldı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, temasları kapsamında Harran ilçesini de ziyaret etti. Evet efendim. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ve ilçe kaymakamı Cihat Koç tarafından karşılanan Erbaş, ilk olarak Şeyh Hayati Harrani Camii ve Türbesini ziyaret etti. Erbaş'a vatandaşların ilgisi yoğun olurken, vatandaşlar bol bol Erbaş'la hatıra fotoğrafları çektirdi. Türbe ziyareti sonrasında ikindi namazı kıldıran Erbaş, namaz sonrasında cami cemaatiyle sohbet gerçekleştirdi. Davetini yaptığı beldeler, bu anlayışı gençlerimize, çocuklarımıza sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Eğitimlerinde onlara mutlaka yaşadığımız bu toprakların, beldelerin, bölgelerin ne kadar mukaddes beldeler, bölgeler olduğu gerçeğini her zaman gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor ki o ruhu taşısınlar ve o ruh doğrultusunda, çizgisinde hayatlarına devam ettirsinler. Erbaş gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın önemine değindi. Topyekün mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Rızasına uygun amellerle ilerlemeyi hepimize nasip eylesin. Kâfe ehli iman ve ehli İslam ervani için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, etrafımızda metfu bulunan, başta enbiyanın, evliyanın, asfiyanın, ulemanın, merhum ve merhumelerin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Birlik ve beraberliğimizin devamı için de hep birlikte dualar edilirken, Erbaş ve beraberindekilerin bir sonraki durağı Konik Kubbeli evler oldu. Aslında giriş burasıdır Sayın Başkanım. Yazın serin, kışınsa sıcak olması özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Konik Kubbeli evler hakkında, Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'dan bilgi alan Erbaş, daha sonra kazıların devam ettiği Harran Kalesi'ne geçti. Burada da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş ve beraberindekilerin bir sonraki durağı dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu alan oldu. Harran'ın tarihi ve kültürel değerleri karşısında hayranlığını gizleyemeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ziyaret anısına, Kur'an-ı Kerim hediyesi takdiminde bulunan Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve astronomi gibi alanlarda dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu ilim ve irfan yurdu olan Harran'da Erbaş'ı misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Şanlıurfa temasları kapsamında Harran ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile birlikte ilçenin ören yerlerini gezen Erbaş, Harran'ın tarihi, kültürel ve manevi atmosferine hayran kaldı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, temasları kapsamında Harran ilçesini de ziyaret etti. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ve ilçe kaymakamı Cihat Koç tarafından karşılanan Erbaş ve beraberindekiler ilk olarak Şeyh Hayati Harrani Cami Türbesini ziyaret etti. Erbaş'a vatandaşların ilgisi yoğun olurken vatandaşlar bol bol Erbaş ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Türbe ziyareti sonrasında ikindi namazı kıldıran Erbaş, namaz sonrasında cami cemaatiyle sohbet gerçekleştirdi. Erbaş gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın önemine değindi. Topyekün mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgelerin ne kadar mukaddes beldeler, bölgeler olduğu gerçeğini her zaman gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor ki o ruhu taşısınlar ve o ruh doğrultusunda, çizgisinde hayatlarına devam ettirsinler. Geleceğe, istikbale daha emin adımlarla
Rabbimizin rızasına uygun amellerle ilerlemeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Birlik ve beraberliğimizin devamı için de hep birlikte dualar edilirken Erbaş ve beraberindekilerin bir sonraki durağı Konik Kubbeli evler oldu. Yazın serin, kışın ise sıcak olması özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Konik Kubbeli evler hakkında Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz'dan bilgi alan Erbaş, daha sonra kazıların devam ettiği Harran Kalesi'ne geçti. Burada sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş ve beraberindekilerin bir sonraki durağı, dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu alan oldu. Harran'ın tarihi ve kültürel değerleri karşısında hayranlığını gizleyemeyen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'a ziyaret anısına Kur'an-ı Kerim hediyesi takdiminde bulunan Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz, din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve astronomi gibi alanlarda dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu ilim ve irfan yurdu olan Harran'da Erbaş'ı misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tarihi ve kültürel değerleri yanı sıra Harran'ın manevi atmosferi karşısında büyük bir hayranlık duyduğunu kaydeden Erbaş ise misafirperverliğinden ötürü Başkan Öz Yavuz'a teşekkür etti. Hazreti Ömer zamanında 639'da Murat'a gidiyor Sayın Başkanım. 37-30 dua edin. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Şanlıurfa temasları kapsamında Harran ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz ile birlikte ilçenin ören yerlerini gezen Erbaş, Harran'ın tarihi, kültürel ve manevi atmosferine hayran kaldı. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, temasları kapsamında Harran ilçesini de ziyaret etti. Evet efendim. Bu bölgeler, beldeler. Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz ve ilçe kaymakamı Cihat Koç tarafından karşılanan Erbaş ve beraberindekiler ilk olarak Şeyh Hayati Harrani Camii ve Türbesi'ni ziyaret etti. Bu anlayışı gençlerimize, çocuklarımıza sürekli hatırlatmamız gerekiyor eğitimlerinde. Erbaş'a vatandaşların ilgisi yoğun olurken vatandaşlar bol bol Erbaş'la hatıra fotoğrafları çektirdi. Türbe ziyareti sonrasında ikindi namazı kıldıran Erbaş, namaz sonrasında cami cemaatiyle sohbet gerçekleştirdi. Hatırlatmamız gerekiyor. Eğitimlerinde onlara mutlaka yaşadığımız bu toprakların, beldelerin, bölgelerin ne kadar mukaddes beldeler, bölgeler olduğu gerçeğini her zaman gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor ki. Konik Kübbeli evler hakkında Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz'dan bilgi alan Erbaş, daha sonra kazıların devam ettiği Harran Kalesi'ne geçti. Burada da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş ve beraberindekilerin bir sonraki durağı, dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu alan oldu. Harran'ın tarihi ve kültürel değerleri karşısında hayranlığını gizleyemeyen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'a ziyaret anısına Kur'an-ı Kerim hediyesi takdiminde bulunan Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz, din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve astronomi gibi alanlarda dünyanın İlk üniversitesinin bulunduğu ilim ve irfan yurdu olan Harran'da Erbaş'ı misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra Harran'ın manevi atmosferi karşısında da büyük bir hayranlık duyduğunu kaydeden Erbaş ise misafirperverliğinden ötürü Başkan Öz Yavuz'a teşekkür etti.